Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Bugün kısa bir bilgilendirme videosu yapacağız inşallah. Sürekli yorumlarda bazı eleştiriler alıyorum. Net göremiyoruz, niye düzgün çekmiyorsunuz? Nasıl ayırt edeceğiz? Dikenleri birbirine nasıl ayırt edeceğiz? Diken ucunu nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar, çok basit. Diken ucunu ayırt etmeniz için zaten diken ucunun ucunu gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Diğer dikende, ormanda bulunan iki çeşit genelde diken vardır. Birisi kırçan, melocan, diken ucu dediğimiz, mamula dediğimiz bitki. Diğeri ise böğürtlen. Aynı asmagiller familyasındandır. Fakat birbirine çok ortak özelliklerle bağlı oldukları halde görüntü açısından çok farklılık gösterirler. Bakın şimdi diken ucu. Diken ucumuzun yapısı budur. Diken ucu bu şekilde oluşur ve belli bir zaman sonra meyveye dönüşür. Yani meyveye dönüşür derken şöyle şu şekilde meyveler verir. Bu meyveler daha sonra kırmızı olur. Bunları toplayıp aromatik bir meyvedir. Marmelat yapabiliriz, çayını yapabiliriz ve kullanabiliriz. Bakın diken ucu. Bakın şöyle şurada da göstereyim. Böğürtlen ise daha farklı bir bitki. Onu da size şöyle göstereyim. Şurada bir yerde görmüştüm. Bakın. Evet, bu da böğürtlen arkadaşlar. Bunların yaprak yapısı da farklı. Bakın bunların ucunda belli bir süre sonra bu dönemlerde şu anda Haziran'da, Haziran'ın sonlarına doğru çiçek açar ve bu çiçekler böğürtlene doğru şey yapar. Böğürtlen meyvesine dönüşür. Yaprakları çok farklıdır. Bunun yaprakları biraz daha mattır. Dörtlü beşli yaprak bir aradadır. Fakat şöyle söyleyelim. Diken ucunun, mamulanın yani melocanın yaprakları daha farklıdır. Şimdi burada koparmış olduğum yapraklardan size göstereceğim. Bakın bunlar meyvesi. Bunlar gövdesi ve dikenleri. Özellikle yapraklarına bakmanızı istirham ediyorum. Şöyle aradan bir çıkarsak. Evet. Yaprağının diğer dikenlerle, hatta kuşburnu dikeniyle dahi hiçbir uzaktan yakından alakası yoktur. Zaten kuşburnunu çoğunuz tanırsınız. Tanımayan yoktur. Çünkü gül en nihayetinde yabani güldür yani. Bakın yaprak yapısına bakın. Gövde yapısına bakın ve meyvelerine bakın. Mamula yani diken ucu. Gelelim. Bu da böğürtlenin yaprak yapısı. Böğürtlen sarmaşık şekilde dolanmaz. Yani herhangi bir gövdeye dolanmaz. Olduğu yerde kümelenir ve büyür. Fakat şöyle söyleyeyim. Diken ucu her yere dolanır. Sarmaşık bir yapısı vardır. Bakın. Ağaçlara çıkar. Yaklaşık 20 metreye kadar rahatlıkla çıkabilir. Evet arkadaşlar, sanırım inşallah faydalı olmuştur sizin açınızdan. Yani iki bitkiyi birbirinden, iki otu birbirinden ayırmak yani çok mümkün olmayan bir şey değil. Mümkün olan bir şeydir. Ucuna baktığınız zaman, ucu zaten farklı. Gövdesine baktığınız zaman gövdesi farklı, yaprakları farklı. Her şeyi farklı. Diken ucunun meyvesi, yaprakları ve ucu yenir. Böğürtlenin sadece meyvesi yenir. Başka hiçbir şey yenmez. Bunu da muhakkak çoğunuz biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar, bakın bu da böğürtlen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bir bilgilendirme videosuydu. Daha sonra tekrar başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.